Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten iyi olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL ile başlayalım. Haftanın ikinci işlem gününde dolar kuruna baktığımız zaman ise hafif toparlanma e, devam ediyor. 7.50 seviyesini test, test etmiş durumda dün. E, aynı zamanda kopma noktası dediğimiz 200 günlük hareketli ortalamanın e, üstünde hareketine devam ediyor hala. E, küresel çapta dolar endeksi değer kazanmaya e, toparlanmaya devam ediyor. E, 90.700 seviyesini görmüş durumda. E, dolar endeksindeki toparlanma bir müddet daha e, devam edecek gibi gözüküyor. E, bu da ile dolar TL kurunda yükselişlerin e, azar azar gelmesini ee, devam ettiriyor ee, 7.50 üstünde e, alımların hızlanacağını e, hızlanacağını söylemek mümkün e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, burada sıkılaşma ve sadeleşme adımlarıyla birlikte e, dolar endeksinin e, diğer e, zayıf seyriyle arkadaşlar dolar tl kurunu 7.25 seviyelerine kadar geril etmişti bunu görmüştük e, diğer taraftan Türkiye 5 yıllık cds primi 311 e, bas puanı olurken e, 10 yıllık tahvil faizi ise %13.11 seviyesinde e, yatay seyretti. Onun dışında e, hepimizin merakla beklediği işsizlik verisi de e, açıklanmış durumda. Dün Türkiye İstatistik Kurumu e, Ekim dönemine ilişkin e, işgücü istatistiklerini istedikler, açıkladı. Buna göre işsizlik %12.7 olarak kaydedildi. E, geniş tanımlı işsizlik ise %29.1'e yükseldi. 15-24 yaş grubu e, grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puanlık azalışla %24.9 olmuş durumda. E, yine Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Merkezi bankası arkadaşlar Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre cari açık Kasım'da 4.1 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 37.97 milyar dolara kadar yükseldi. Önceki ay 33.9 milyar dolardı. Biraz da grafik üzerinde incelemek gerekirse eğer yedeli seviyesinde burada görüyorsunuz. Zaten günlük grafikte de hala 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiğini görüyorsunuz. Ee, şu seviye geçilmediği sürece aşağı yukarı yani 7.27 seviyesi ortalama aşağıya doğru kırmadı sürece arkadaşlar yükselişler hafif hafif gelecek ee, ama bu yükselişin en büyük sebebi dediğim gibi dolar endeksi yani doların şu aralar. Değer kazanmasından dolayı e, dolar kuruna da dolar tl kurana da bu şekilde yansıyor e, Şuradaki 750 seviyesi önemli bu 750 seviyesi geçilmesi durumunda tekrar burada e, 7.66 7.70 seviyesi e, daha sonra tekrar yukarıda 7.96 seviyesini Yani şu seviyeler geçildik de özellikle 7.66 seviyesi geçildiği sürece e, Şu seviye 8 seviyelerine e, 7.96 seviyelerine daha hızlı bir şekilde e, ulaşması mümkün e, Fakat e dediğim gibi 7.50 e, seviyesinin burada geçmediği sürece eğer aşağıda e, Yani iğne atması önemli değil burada 7.50 üzerinde kalıcı kapanışlar yapması e, Gerekiyor eğer burada e, hala aşağıda e, kalıcı kapanışlar bırakırsa 7.50'nin aşağısında tekrar bize 7.27 seviyesini e, gösterecektir arkadaşlar. 7.25'leri gösterecektir. Olursa ki zaten e, hareketli ortalamanın aşağısında bir kalıcı kapanış yaparsa da aşağısı e, 7 seviyelerine doğru daha hızlı bir şekilde inecektir. Yani bunun aşağısı e, bir şekilde uçurum diyebiliriz. E, şöyle bir ihtimal olabilir olursa e, zaten e, Joe Biden seçilmiş başkan Joe Biden koltuğa oturduğunda e, tri, trilyon dolar teşvik paketi geleceğini söylemişti. Eğer bu paketlerin gelmesi durumunda e, ki gelecek gibi de gözüküyor. Bu paketlerin gelmesi durumunda dolar endeksindeki e, yani değer kaybı sonucu e, Türk lirası dolar ile aşağıya doğru e, salabilir 7 seviyelerine doğru. E, fakat yani gündem bu şekilde olursa e, yani onun dışında Türkiye'nin hale yine şeyler gelişirse e, tekrar bu seviyeleri konuşuruz e, o zamanlarda. Fakat eğer e, gelişmeler şu şekilde sakin bir şekilde devam ederse ve e, ABD tarafında teşvik paketleri gelirse E-dolar TL grafiğine de e, salım e, olabilir arkadaşlar. O yüzden alımlarınıza dikkatli yapmak e, gerekiyor burada. Yani 750 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlarda birinci kademe alışlarınızı yapabilir, aşağısına tekrar stop loss koyabilirsiniz arkadaşlar. Biraz da e, altın grafiğine bakalım arkadaşlar. Şimdi e, altın arkadaşlar e, sert bir e, Hani Şimdi altın arkadaşlar sert bir çekilme yapmıştı geriye doğru. Yani 1817 seviyesine kadar geri çekilmişti arkadaşlar. Gerilemişti. Alıcıların da etkisiyle 1855 dolar seviyesine tekrar iğne atmış durumda arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta %3'ün üzerinde yükselen altın fiyatları haftanın son işlem günde yani cuma günü ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişe bağlı olarak Sert bir şekilde geriledi. Bir ihtimal arkadaşlar ABD tarafında yeni çıkması beklenen teşvik paketlerinden dolayı 10 altın fiyatlarında yukarı iğme görebiliriz. Geri çekilmede ise 1800'e dolara kadar bir hareket olabilir arkadaşlar. Böyle sürpriz bir hareket gerçekleşebilir. Yani genel olarak grafik üzerinde incelediğimiz zaman burada bakın. Ee, 1800, 58, 60 seviyelerinde arkadaşlar. E, burada 1818 seviyesine kadar gerilemiş gerilemişler. Yani şurada büyük bir e, sert bir düşüş söz konusu. E, burada alıcıların biraz da gelmesi nedeniyle arkadaşlar biraz da e, gelişen buradaki haberlerin de etkisiyle burada biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. E, şu an Özellikle Joe Biden'ın burada trilyonlarca paket e, desteğe geleceğini açıklamasının ardından e, pazartesi yani dün itibariyle biraz da toparlanma e, olmuştu tekrardan. Fakat e, 1850 yani şu seviyenin üzerindeki kalıcı kapanışlara ihtiyacımız var ki tekrar 1906 seviyesinin üzerine gelsin. Burada kritik nokta olan 1850 seviyesi yani şu seviye bu seviyenin altında kaldığımız sürece arkadaşlar kısa vadeli trendine devam ediyoruz demek. Eğer 1850 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlar devam ederse tekrar 1900 dolar seviyesini doğru test etme potansiyeli çok yüksek burada. Yani ilk burada yukarıdaki direncimiz 1906 direnci olacak. Onun üzerinde zaten 1933 ve tekrar 1965 seviyesi bizi bekliyor olacak. Dediğim gibi bu aralar arkadaşlar 16. 18 altın e, gelişen özellikle aşı tarafındaki iyimser haberler bu e, dünya üzerindeki milyonlarca artık aşılanma e, olayı olduktan sonra işte bu e, yani bu aşı tarafındaki gelişmeler e, ons altındaki teşvik paketlerini bastırıyor arkadaşlar. O yüzden e, burada önemli olan piyasaları yani e, gündemdeki gelişmeleri takip etmek daha faydalı olacaktır. Yani zaten saatin çıksa çıksa yukarıya kadar yani şu e, geliş e, gelişmelerle beraber yani maksimum tekrar deneyeceği 1965 yani şu seviyeler olacaktır. Onun dışında yani 2000 dolar ve üstünü test etmesi için bize burada çok farklı bir senaryo gerekiyor açıkçası. Yani şu an teşvik paketleri dolayısıyla 2000 dolar arasında maksimum gidip gelmeye devam edecektir. Yani altından çok da bir şey beklememek lazım şu aralar çünkü BTC'de de inanılmaz bir yukarı çıkış vardı. Gerçi dün orada da bir düşüş gördük ama yani alımların gelir mi gelmesi için grafiklere bakacağız yine. Onun dışında arkadaşlar ABD temsilciler meclisindeki demokratlar kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren e, tasarıyı mecliste resmen e, sunmuş durumda. E, ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarıda Başkan Donald Trump'a e, 6 Ocak'taki kongre baskın dolayısıyla ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik suçlaması yöneltildi. E, azil maddesinin hafta içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanarak kabul edilmesi bekleniyor. Ancak azil sürecinde mahkeme görevi e, görecek olan senatonun gündemine ne zaman geleceği de e, belirsizliğini e, koruyor arkadaşlar. Onun dışında e, uluslararası kredi derecelendirme kurşu Fitch Ratings ABD başkanlığına seçilen e, Joe Biden'ın yönetiminde acil politika önceliğinin e, federal hükümetin yeni tip koronavirüs salgınına ve bunun ekonomik sonuçlarına yönelik müdahalesini e, desteklemek olacağını bildirdi. E, zaten e, Joe Biden da bunu söylemişti arkadaşlar. Yani 700-800 milyar dolarlık ilave bir paket arayışına girmesinin e, beklendi e, kaydedildi arkadaşlar. Onun dışında e, dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 90 milyonu e, aşmış durumda. Virüse bağlı can kayıpları da 1.93 milyonu aşarken 25 milyondan fazla kişiyi e, aşı yapıldı şu an. E... Onun dışında arkadaşlar onsaltın e, bu şekilde yani e, aşağıda 1850 seviyesinin aşağısında kaldığımız sürece e, düşüş trendi devam ediyor. 1818 seviyesi tekrar gelebilir. E, onun aşağısında 1800 zaten onun aşağısında kan gülüne dönecektir o grafik. O yüzden 10 altının asıl yükselişlerinin gelmesi için tekrar e, kısa vadeli yükselişe girmesi için bu seviyede yani 1860 seviyesine tekrar e, üzerine kalıcı kapanışlar e, yapması gerekiyor. Biraz da grama bakalım arkadaşlar. Şimdi e, gram altında e, biliyorsunuz dolar tl grafiğinin de gerilmemesiyle e, sert bir şekilde geri çekilmişti ve e, üzerine üstlük bir de 10 altın düşmesinden dolayı da geri çekildi son zamanlarda. Fakat e, burada. 10 altın e, her ne kadar geriye doğru e, çekilse de geri düşse de dolar e, telegrafinin yükselmesi nedeniyle e, do gram altında arkadaşlar e, tekrar hafiften bir toparlanma çabasına girdi. Zaten biraz grafiği genişlettiğimiz zaman bakın şurada e, tekrar e, 430 seviyelerin 32 seviyelerini arkadaşlar burada denet test ettiğini görüyoruz. E, tekrar buradan hafiften bir destek almış gibi gözüküyor. Yani şu seviyeler alım için çok uygun. Özellikle 440 seviyesinin üstü e, çok uygun. E, fakat e, bu seviyelerde de dikkatli almak lazım yani gram altına aldım deyip stoplossunuz kullanmazsanız daha çok zarar edersiniz Şimdi asıl alım noktaları e, şu seviyeler olabilirdi arkadaşlar 442 443 seviyeleri e, Alım seviyesi olabilirdi İkinci alım seviyesi nereden yapacaksınız arkadaşlar 450 seviyesinin üstü e, Birinci kademe alışlarınızı buradan gerçekleştirebilirsiniz e, Çünkü Dolar TL grafiğine baktığımız zaman burada hafif tekrardan biraz daha toparlanma içerisinde gördüğümüz için ons altındaki bu toparlanmayla beraber bu grama yansıyacaktır arkadaşlar. Bunu bir şekilde 450 seviyesinin üzerine atacaktır bu şekilde giderse yani şu an herhangi bir piyasada aksi bir gelişme olmadığı sürece. Ee, onun dışında 460 seviyesi arkadaşlar burada büyük önem taşıyor 460 seviyesi 470 karısı bakın defalarca burayı denedi test etti denedi test artık burada tutunamadı ee, aşağıya doğru e, bir düşüş e, geldi arkadaşlar burada tekrar e, 464 seviyesini görmüş olsa da tekrar bu seviyelerde tutunamayıp aşağıya doğru itekleri e, aşağıya doğru düştü fakat dediğim gibi 448 seviyesi 450 seviyesi Burada büyük önem arz ediyor 450 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda Birinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz Eğer e, nakit olarak Paraya ihtiyacınız yoksa zaman olarak Bekleme ihtimali varsa e, Parayı ikiye bölüp ikinci kademe alışlarınızı Bu şekilde 432 Seviyelerinde de alış yapabilirsiniz 440 seviyelerinde çok da alış yapmak Mantıklı değil arkadaşlar 450 seviyesinin Üzerinde alım yaptıysanız çünkü buraya Kadar düşen grafik tekrar 432 Seviyesini denemesi çok e, muhtemel olacaktır. O yüzden e, burası bu şekilde devam edecektir arkadaşlar. Yani gram altında şu an genel olarak baktığımız zaman e, düşme trendinde hala devam ediyor. Fakat ufak ufak e, toparlanmalar e, devam edecektir. Özellikle bu dolar TL'deki yükselişler, e, yükselişlerden dolayı yani ons altında hafif hafif toparlarsa e, kısa bir zamanda biz burada 460 seviyesini e, görmemiz mümkün. Biraz da e, gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüş grafiğine baktığımız zaman istediğimiz noktada gitmeye devam ediyor arkadaşlar. 6 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlarda burada birinci kadem alışlarınızı yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Ee, burada yaptığınız alımları şurada 6.48 seviyesinde e, okutabilirsiniz. 6.50 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlarda tekrar yukarıda 6.90 seviyesinde e, burada kar karınızı alabilirsiniz. E, aşağı düştüler olacaktır. Yani 10 altındaki çok fazla... Sert bir şekil düşmesi gümüşü de etkiledi dolar tl grafiğindeki çıkıştan dolayı gümüşte yukarıya doğru çıkışını biraz daha toparlamış durumda o yüzden buralar alt seviyesinde hemen çok güzel alım fırsatı oluşturuyor açıkçası fakat burada alt seviyesinin aşağısında ikinci kademe alışlarınızı hazırlamak daha mantıklı olacak yani 5 70'lerde 5 80'lerde 78'lerde arkadaşlar ikinci kademe alışlarınızı hazırlamak daha mantıklı olacaktır burada arkadaşlar. Alt seviyesinin üzerinde olduğumuz sürece gümüşte tekrar toparlanmalar devam edecektir arkadaşlar. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC grafiğine baktığımız zaman da burada sert bir e, düşüş görüyoruz arkadaşlar. Zaten e, yani bu sonuçta bir balona yani BTC yani e, birçok e, kurumsal firmanın birçok e, bankanın da alım e, noktası oluşturuyor, algısı oluşturuyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla çıkıyor. O yüzden e, stop losslarınızı mutlaka çalıştırın diye söylemiştik. Özellikle e, bu seviyelerin altında kalması tekrar bizi 34 bin seviyelerine doğru e, test etmesi mümkün demiştik. Bakın ki burada e, zaten seviyeyi test etmiş, aşağısına kadar da düşmüş arkadaşlar burada 31 bin e, dolar seviyesine kadar da burada test etmiş durumda e, bu seviyesinin yani 34.238 şu seviyenin üzerine kalıcı kapanışlarda tekrar burada 40 bin dolarını deneme potansiyeli çok yüksek ama genel olarak baktığımız zaman düşüş eğilimi daha e, baskın geliyor burada fakat e, asıl düşüşün gelmesi için şu 34 bin seviyesinin aşağısındaki kalıcı kapanışlarda e, 28 bin dolar seviyesini görmesi gerekiyor e, genel olarak baktığımız zaman e, Genel olarak e, burada baktığımız zaman arkadaşlar kısa vadede olsa hala e, yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Özellikle 34.238 yani şu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece e, yükseliş e, trendi bir şekilde devam ediyor. Fakat bu seviyenin aşağısına kaldığımız durumda e, 28.000 dolar seviyesinin kısa bir sev e, sürede görmemiz çok e, muhtemel olacaktır. Yani e, şu seviyenin üzerine kaldığımız zaman e, bu balonun patlayıp patlamadığını e, göreceğiz arkadaşlar. Çünkü alımları e, satışların devamı gelirse e, o... 20 bin dolara kadar düşme potansiyeli BTC'nin var arkadaşlar. Analizlerimizi burada bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.